Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Meslek Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri için Gelecek Mesleki Eğitimde başlığıyla program düzenledi. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek lisesi öğretmenleri aileleriyle buluşuyor etkinliği düzenlendi. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programla deprem ve pandemi sürecinde büyük emek sarf eden meslek lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve ailelerinin güzel bir gün geçirmeleri amaçlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşvikleriyle meslek liselerinin eski gücüne kavuştuğunu dile getirdi. Özellikle ülkemizde son birkaç yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ciddi bir teşvikiyle ve desteğiyle, onun öngörüsüyle eski gücüne kavuşmuş ve o yönde daha da ileriye doğru gitmekte olan bir meslek lisesi var. Salgın sürecinde meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anımsatan İl Müdürü Yiğit, meslek liselerinin kendilerini geliştirerek çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Çıktı ortaya, salgınla birlikte çok ciddi bir savaştığımız, mücadele ettiğimiz bir hale döndü dünya. Diğer toplumdaki bu izi silmek ve bir şeyler üretmek adına ortaya çıkmış, sahaya çıkmış bir grup vardı. O da meslek liseleri ve meslek öğretmenlerimizdi. Burada üretimi canlı tutmaları, okulların kapılarını açmaları çok kıymetliydi. Ve ardından bu üretim bütün hızıyla devam etti. Önce maske üretirken bir sonraki aşamada baktık ki maske üreten makinaları yapar hale geldik. Bu da çok kıymetliydi. Bugün de bizim ilimizde de geldiğimiz noktada bunların hepsini gerçekleştirmiş, çok kıymetli çalışmış, devam etmiş ve bu çalışmalarla belli bir noktaya gelmiş bir mesleki eğitimden bahsediyoruz. İnşallah bunlar çok daha iyi seviyeye devam edecek. Program kürsü başı korosu konseri, halk oyunları gösterisi ve Elazığ'a özgü oyunlarla devam etti. Daha sonra meslek lisesi öğrencilerinin Mesleğim Hayatım oratoryosu gerçekleştirildi. İnşaat teknolojisi alanı 11. sınıf öğrencisiyim. Çizime olan ilgimle hayalimdeki evi tasarlamak adına inşaat teknolojisi alanına yöneldim. Halk ve ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı öğrencisiyim. Günümüzde iletişim becerilerinin öneminin artması, iletişim ile ilgili mesleklerin popüler olması sebebiyle bu alanı seçtim.